Batman Tabip Odası tarafından demokrasi bileşenlerinin katılımıyla Atatürk Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Ahmet Güneştekin'in 3 Kasım'da İzmir Kültür Park'ta açılan Gavur Mahallesi sergisine gelen günlük ortalama 10.000 ziyaretçi sayısı ilk ayda 300.000'i geçti. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, kantin buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek onları dinlemeye devam ediyor. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, hastane ihalesinin 19 Ocak'ta yapılacağını açıkladı. Damızlık birlikleri üzerinden besicilere dağıtılan arpa için toprak mahsulleri ofisi depoları yetersiz kalınca besiciler Silvan'a yönlendirildi. Saadet Partisi Batman Teşkilatı, CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'yı özür dilemeye davet etti. Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları Trabzon'da başladı. Müsabakalarda kadın ve erkeklerde toplam 25 takımdan 122 sporcu mücadele edecek. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu'nun 2022-2023 okul sporları faaliyet programı kapsamında bulunan Atletizm İl Şampiyonası sona erdi. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan Voleybol Genç Erkekler İl Şampiyonası sona erdi. Batman İl Özel İdaresi köyleri suya kavuşturmaya devam ediyor.